Ne yaptınız? Evet, yine aynı tişörtle bu haftanın setinde başka bir filmle karşınızdayım. Fatih Akın'ın Altın Küre aldığı In the Fade'in incelemesi. Yo yo yo, willkommen bei der Familie Şekerci. Tamam, hallo. Yo. Hallo. Wir sind voll aus. Ich hole es wieder ab. Eine Explosion. Fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich davor. Hat sie sich bei den Todesopfern um ihren Mann? Hat er Feinde? War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer ihre Familie getötet hat. Es ist noch eine Türkengegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die hat ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch wie ich meine. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Wie ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten... Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person? Ich möchte, dass du morgen zu Hause bleibst. Warum? Es könnte hart für dich werden. Mein Sohn verehrt Adolf Hitler. Was mein Sohn getan hat, ist boshaft. Steht in der Polizeiakte, dass wir was bei dir gefunden haben. These are my friends. Have you seen them? I don't know these people. Sehen Sie das? Wer soll? Was ist das hier für ein Symbol auf dem Banner? Du bringst dich doch nur in Schwierigkeiten. Stell dir mal vor, die hätten mich in Rocco erwischt. Nein. Und Nuri hätte überlebt. Nein. Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht. Nein! Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir. Her zaman olduğu gibi öncelikle filmin konusundan bahsedeyim. Kocasını ve çocuğunu bir terör saldırısı sonucunda kaybeden annenin hikayesini anlatıyor. Annemizi Diana Kruger oynuyor ki büyülüyor. Yani bütün duygularını bize geçiriyor. Hareketleri, güzelliği, her şeyiyle sizi vuruyor. Diana Kruger'ın şu ana kadar izlediğim en iyi performansıydı sanırım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Doctor Strange'den Homeland'de her yerde gördüğünüz Numa Najar'ı onun orada olduğunu bilmeden izleyip tanıdığım ilk filmdi. Nuri Şekerci'yi oynuyordu. Bizi izliyorsa da selam olsun kendisine. Seviyorum kendisini. Çok bir rolü olmadığından hani değerlendirilecek bir şey yok. Ama tabii ki Numa Najar'ı her gördüğümüzde o rolün hakkını veren çok fazla işte olmasına rağmen oynadığı küçük de olsa büyük de olsa bütün rollerin hakkını veren bir oyuncu. Çocuk oyuncu da tatlıydı. Ama hani Diana Kruger dışında bu filmde oyunculuk performansı konuşulabilecek bir isim açıkçası yok. Çünkü bütün olaylar onun gözünden, bütün olaylar onun üzerinde, bütün kameralar onun üzerinde. Sadece onu izliyoruz. Onun dramını izliyoruz. Bu noktada film biraz yalpalamaya başlıyor. Güzel başlıyor. Sinematografisi güzel filmin. Ama bu noktada Fatih Akın hem senaryoyu yazarken hem de yönetirken bu yalpalamalara izin vermeyecek kadar iyi bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Nasıl izin verdiğini de hala anlamış değilim. Yani bu politik tavrı sürdürebilmek için kurguladığı formüllerle oluşturulmuş bu evrende, bu filmde nasıl bu kadar düşüş yaşandığı anlaşılamaz bir şey. Altın Küre alması da çok ilginç. Yani mesela bir süre sonra Diana Kruger'ın muhteşem oyunculuğuna rağmen bir süre sonra size şunu hissettiriyor. Bu mağdur kadın, ailesi ölmüş, kötü şeyler yaşamış bu kadına üzülmekten vazgeçip bitse de gitsek yani nefret ediyorsun kadından. Bu kadar uzatmaya ne gerek vardı? Veya o sondan gerçekten Fatih Akın mutlu oldu mu mesela? O çektiği sondan. Ya bana gülünç ve komik geldi. Filmi izleyenler için de söylüyorum. Neden sonra işin bana... Filmi izleyenler için de şöyle söyleyeyim. Almanya'dan gittikten sonra sizin için de boktan bir film haline gelmedi mi? Yani bu kadar düşemezdi herhalde. Yani inanılmazdı gerçekten. Hem Diana Kruger'ın muhteşem oyunculuğuna zarar veriyordu.
hem onu değersiz kılıyordu hem de Fatih Akın'a hiç yakıştıramadığım bir şeydi. Genelde filmlerinde tempoyu çok iyi ayarlayan yönetmenlerden bir tanesi çünkü. Yani ben hiçbir Fatih Akın filminde çok sıkıldım dediğimi hatırlamıyorum. Hani başka birçok sorun belki söylemişimdir, konuşmuşumdur. Ama çok sıkıldım dediğimi hatırlamıyorum. Özellikle bu kadar politik bir konuda, hani ben de politik bir insanım temelinde. Bazı nedenlerden konuşmamayı tercih etsem de genelde. Politik bir insanım ama yani beni bile kaybetti. Kusura bakmasınlar, hani kan en iyi oyuncu ödülünü alması Diana Kruger'ın hakkı. Diana Kruger her şeyi alabilir, her ödülü alabilir bu filmde. Ama bu filmin altın küreyi almasının sebebi yabancı basın mensuplarının veriyor olması. O kadar Avrupa'nın politik yapısıyla alakalı bir hikaye ki, dolayısıyla bu onları etkilemiş ve o yüzden kazandığını düşünüyorum. Aksi takdirde bu filmin, kusura bakmasınlar, ödül almasının ihtimali yok. Hatta ben demiştim ki bu film gireceğine In the Fate Oscar adayı olursa çok üzülürüm demiştim. Çünkü Ayla'nın bile çok kusuruna rağmen bundan çoğu zaman daha iyi temposunu koruduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Çok mu gömdük? Az mı gömdük? Ona siz karar verin. Yorumlarınızı aşağıda yaparsınız zaten. Benim bu filme puanım 6.5. Yani Diana Kruger'ın performansını sinemada mutlaka izlemeniz lazım. Evde olmaz. Diana Kruger'ın bu performansı izlenmeyi, o bilet parasını hak ediyor. Diğer taraftan da hani anca arkadaşım izlersem diyorum. Çok arada kaldım. 6.5 ile 7 arasında gidip geliyorum. Ama 6'ya daha yakın olduğumu söyleyebilirim. Bu filmi izleyeli bayağı olmuştu. Festivalde izlemiştim. Şu anda vizyona giriyor olması, hani altın küreye nasıl hesapladılar, gerçekten şaşırtıcı. Acaba biliyorlar mıydı kazanacağını? Siz de yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayatta kalmamıza destek olmak isterseniz Patreon'da çeşit bütçenize göre abonelik seçeneklerinden bir tanesini seçip bize yardım edebilirsiniz. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.